Herkese merhaba, ben Sevgi, kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün benim için çok çok özel, çok önemli bir gün. Tabii ki bugünü de vloglamak istedim. Çünkü Öykü bugün 4. trimesterini atlattı. Yani dünyadaki ilk 3 aylık süresini çok şükür ki geride bıraktı. Bu yeni doğan ilk 3 aylık süreye 4. trimester deniyor. Yani bebeğin dünyaya alışması, Öykü'nün dünyaya alıştığını düşünüyorum. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Emrah içeride ve saat şu anda 7'ye geliyor gördüğünüz gibi. Bizim mesai saat 6.30 gibi başladı. Hatta 6 gibi başladı diyebiliriz. Öykü'nün karnı doyuruldu. Şimdi içeride bakın size ne göstereceğim. Her ay Öykü'nün güzel güzel fotoğraflarını çekiyoruz biliyorsunuz. Bu ayda kıyafet olarak bunları hazırladım. Bir tane de şöyle pembe bir tulumu var. Bu tulumu Öykü'nün kız mı erkek mi olacağını öğrendiğimizde Emrah'a söylemek için almıştım. Şimdi inşallah giydirme kısmet olacak. Bir güzel fotoğraflarını çekeceğiz. Burada da şöyle gördüğünüz üzere hediyesi var. Seveceğini umut ediyorum. Şimdi bunu güzelce dezenfekte edelim. Ve bakalım babasıyla neler yapıyor. Günaydın prenses. Bugün 3 aylık oldun. Şuna bakmak istiyor. Ben ışığı kapatayım o zaman. Gözleri rahatsız olmasın. Lambasını da kapatalım. Parti mi açılsın? Arkadaşlar saat şu anda 3. Öykü ile beraber bir balkon sefası yaptık. Ondan sonra dün baya çünkü balkonu güzelce temizlemiştik. Havalar ısınıyor. En azından böyle Öykü uyurken ben bir yarım saat balkona çıkayım. İşte Öykü böyle salıp salmalayıp birazcık nefes alayım. Belki bir 10 dakika bile güzel olur. Bu yüzden dün güzelce bir balkonu toparlamıştık. Bugün de artık ilk açılışımızı kızımızla yaptım. Şimdi birazcık ortalığı toparlamam gerekiyor. Çünkü bir de yüzümdeki makyajı temizlemem gerekiyor. Çünkü Öykü'yle hep böyle yanak yana olduğum için istemiyorum o kozmetikler ona temas etsin. Ben burada biraz önce video çektim. Şimdi Öykü'nün bir sonraki uykusunda ben onu editlerim. O yüzden şimdi buraları toparlayacağım. Biraz evi toparlayacağım. Ha, size kütüphanemizi falan yerleştirdik. Onu göstereceğim. Öykü'nün bir yarım saati var. O yüzden bir yarım saat hızlandırılmış bir ev temizliği. Hemen hızlıca şu banyoyu bir hallediyorum. Banyo tamam. Şimdi bir hızlıca makyajımı temizleyeceğim. Şu Simple'ın makyaj çıkartıcı yağını kullanıyorum. Bu arada buradaki ürünlerden bulabildiklerimi aşağı ekliyorum biliyorsunuz hemen her videoda arkadaşlar. Bu makyaj çıkarma yağını gerçekten çok beğeniyorum. Makyajı eritiyor tamamen. Daha önce böyle yağlı bir şeyi sonradan yüzümde yıkamanın hissiyatı nasıl olur falan diye pek emin olamıyordum. Şimdi mesela yağ mesela yıkadığımda işte cildim yağlı kalır mı falan diye alakası yok. Bu eklediğim koleksiyonları da birkaç video şeklinde yapıyorum. Bu yüzden eğer buradaki ürünlerden bulamıyorsanız koleksiyonları mutlaka aşağısına kadar bakın. Bulabildiğim hemen her şeyi eklemeye gayret ediyorum. Bunu da söyleyeyim dedim. Şimdi tamamız. Bir yüzümü yıkayayım. Biliyorsunuz ben böyle tek kullanımlık dediğimi atmayacağım tabii ki. Makineye tekrar yıkayacağım. Havlulardan kullanıyorum. Böyle el havluları alıyorum. Böylece çok daha az kağıt israfı yapıyorsunuz cilt bakımı yaparken. Bunu da söylemek istedim. Şu anda bunu makineye atmıyorum. Çünkü bir de hemen bu Yves Rocher'in peelinginden çok hafif kullanacağım. Şöyle cildim tamamen temiz olsun. Gözenekler, mözenekler. Her yer temizlensin. Tanecikleri çok küçük, ince. Böyle olunca aşırı derecede acıtmıyor cildinizi.
Ay çok hafif çiziyordur ama eminim. Ben biliyorsunuz ki son birkaç yıldır sürekli Foreo kullanıyorum. Onun dışında bir silikon fırça temizleyicisi kullanmıyorum. Ondan memnunum. Mevsim geçişlerinde böyle buralarımda hep pütür pütür şeyler oluyor benim. Böyle olunca bu tanecikli piliklere de ihtiyaç oluyor. Çünkü Foreo'larda tanecikli ürün kullanamıyorsunuz. Güzel oldu. Şimdi bari elimiz değmişken. Evet, hemen hızlıca da şu Mara'nın peelingini bir dakikalık manikür şeysinden kullanacağım. Bunları biliyorsunuz sizinle beraber denemiştim yine geçenlerde. Çok iyi ürün. Yani şunu şöyle yapıyorsun ve yap çık. Böyle bir şey. Tabii ki çok uzun sürmüyor yani. Atıyorum işte birkaç saat sonra, işte bir gün sonra yine aynı ama o gün içerisinde bayağı birkaç saat çok güzel nemlendiriyor eli. Ben böyle elimin üstüne de peeling gibi uyguluyorum ölüleri yatsın diye. Tırnak etlerini çok yumuşatıyor. Böyle çok ince olanları temizliyor. Tırnakları parlak parlak yapıyor ve çok güzel nem veriyor. Öykü de birazcık rahatsız olmaya başladı. Hemen ellerimi yıkıyorum. Alayım buraya. Birkaç ürün daha göstereceğim size. Evet. Tırnak olayını da hallettiğimize göre yine hızlandırılmış. Şu anda kullanmayacağım ama size bir şey göstereceğim. Önce hemen bir yüzümü nemlendireyim. Benim bir tane koleksiyonum var. Tamam, Trendyol'da. O da Yurt Dışından Getirt isminde. Ben yurt dışına satılan ürünleri buraya getiren mağazaları buldum. Araştırdığımı buldum. Ve böyle tabii ki işte artık yurt dışına gideceğiz de ya da bir yakınımız gidecek de işte dolar euro aldı başını gitti. Bir de onun vergisiydi bilmem nesiydi. Çok zor. Yani benim için şu an yani çok zor. Koronadan sonra bile uzun bir müddet böyle Avrupa'ya falan gidebilecekmişiz gibi gözükmüyor. Çünkü gerçekten hani çok pahalı. Yani bir kere vize olayı artık inanılmaz fazla tutarlarla çarpıyoruz. Yani böyle olunca da açıkçası saçma geliyor bana ama almak istediğim ürünler de vardı. Özellikle Amerika'dan Crest isimli diş macununu belki görmüşsünüzdür. Hatta bunun başka bir markası da var, onu da ekleyeceğim. Bu Amerika'da bildiğim kadarıyla en sevilen diş macunu, diş markasından, diş ürünleri yapan markalardan bir tanesi. Diş beyazlatma kitleri de var vesaire. Ama dediğim gibi Amerika'ya gideceğiz de alacağız da oydu buydu artık çok zordu. Ben bunu Trendyol'da buldum arkadaşlar. Aldım ve Emrah gerçekten inanamadı. İlk kullanımda dahi dişlerinizi aşırı beyazlatıyor. Çok hassas dişlerin bence kullanmaması gerekir. Yani en azından siz bunu birazcık kullandıktan sonra bir başka macuna tekrar geçip tekrar buna dönebilirsiniz bence. Çok hani sürekli bunu kullanmamanız lazım diye düşünüyorum. Ama müthiş bir ürün. Mutlaka bunu da aşağı koyacağım. Ben yine o koleksiyonumu bırakıyorum size. Yurt dışındaki ürünleri, hatta böyle Harry Potter'ın bu fasulyeleri falan bile var arkadaşlar. Yani siz onlara bir bakın. Bulabilirsem hatta yeni ürünler de ekleyenler varsa. Çünkü birkaç mağazanın karması onlar. Bilindik markalarda var ama yurt dışından gelen tamamen ürünler. Yani atıyorum bizim burada satılan da bir markanın işte duş jeli olabilir ama bu yurt dışındaki hali de var orada. O koleksiyona bir ekleyeceğim. Bunu net alın. Ya bu ya da o yeşilli olan, ismini şu anda unuttuğum diş macunu. O da çok övülüyor. Alın arkadaşlarım var. Aşırı memnunlar. Ay sizinle böyle kozmetik falan konuşmayı bile özledim. Gerçekten. Evet. Artık bunu atabilirim. O bir daha yıkandıktan sonra mesela şöyle oluyor. Böyle yıkayıp ayrıca bir yere kapaklı bir kutunun içerisine koyuyorum. Böylece sürekli yüzümü temizlerken de boş boşuna kağıt israfı yapmamış olurum. Bence iyi bir fikir olabilir. Şimdi hemen saatimizi takalım. Öykü'nün yanına gidelim. Belki salonu toparlarız. Nasılsın? Keyfin yerinde mi? Bir sürü oyuncakla ne yapıyorsun öyle? Yerim ben seni. Tatlım benim. Birazcık etrafta toparlayayım. Sonra devam ki. Bizim kız eskiden şu bezler bilmem neler şunun üstündeydi. Fakat artık bizimki sığmıyor ya. Bezleri böyle koyunca ayaklar falan dışarıda kalıyor. Şu an sadece bunu kullanıyoruz. Ya bu gerçekten çok mantıklı bir şeymiş. İyi ki o saçma telefon, alt değiştirme ünitelerinden falan almadık. Masanın üzerinde zaten böyle değiştiriyoruz. Fotoğraflarını çektim.
Ona da Instagram'dan bakabilirsiniz. 3 ay fotoğraflarını çektim. Şimdi tokalarını falan yerine yerleştireyim. One eternity later. Selam. Öykü uyuturken uyumamak çok imkanlı olmuyor böyle durumlarda. Neyse arkadaşlar, ne yaptık? Ha, ben yüzümü gözümü en son silmiştim sizinle beraber. Sonra Öykü'yü emzirirken uyuyakaldı Öykü. Ben de hemen yanına geçtim. Onunla beraber şöyle birkaç saat uyuduk. Ondan sonra saat 5 gibiydi galiba, kalktı. Birazcık onunla oynadım, mamasını verdim. Birazcık video işlerim vardı, onları hallettim. Şimdi de mutfağa toplamaya girişmeyeceğim hemen. Bir videom var, paylaşılacak. Saat 8'i geçti çünkü çok da geç kalmayalım. Onu yüklemeye koymuştum içeride uyuturken kızı. Şimdi bir kahve yapayım kendime. Hemen bilgisayarın başına geçeyim, onları halledeyim. Ondan sonra buradayız yine nasılsa. Dolabın satılan ürünlerin şöyle kargolarını güzel güzel tek tek paketledim. Bunlar hazır. Böyle bir zorunluluk yok tabii ki ama ben çok seviyorum böyle hediye paketi yapmayı. Bilmiyorum, çok tatlı buluyorum. Bu yüzden dolapta hani bir şeyler satıldığı zaman da böyle ellerimle paketlemeye gayret ediyorum. Bu arada soruyorsunuz bana, Instagram'dan da soruyorsunuz. Arkadaşlar, dolap ismim Sevgi Bodur. Sevgi Bodur yazınca zıp diye ben çıkıyorum. Aklınızda bulunsun. Dolaba da daha yeni başladım. Daha ne kadar? Bir ay olmadı herhalde. Birkaç hafta oldu. Çünkü artık kozmetik de gelmiş. Eskiden kozmetik yoktu. Sadece kıyafetti. O birazcık sıkıntıydı. Şimdi kozmetik de gelmiş. Ben çok fazla ürün alıyorum denemek için ya da işte size göstermek için. Böyle olunca hani birazcık da ziyan oluyor gibi. Böylece ben de hani mesela baktıkça, inceledikçe, atıyorum bir kere kullanılmış, bir video çekmişim vesaire, belki bazıları hiç kullanılmamış, hemen dolaba yüklüyorum. Hem çok uygun fiyatlı olduğu için alan kişi açısından iyi, hem de boş boşuna evde çürümüyor vesaire, benim için iyi açıkçası. Mesela işte geçen gün size bir video çektim, kıyafet alışverişim vesaire diye. Oradaki bazı içerik için aldığım ve çok beğendiğim ama yani benim şu anda giyemeyeceğim ürünler vardı. Çok beğeniyorum ama şu anda da emzirme sürecinde olduğum için her yer süt lekesi arkadaşlar. Yani bütün kıyafetlerim, tişörtlerimde neredeyse süt lekesi var. Böyle olunca ben de genelde evde olduğum için böyle güzel kıyafetler hep baskı bekliyor. Hemen mesela orada da dolaba koyduklarım vardı. Çünkü yazık olacak yani. Önümüzdeki sene ya da ondan sonraki sene desem. Şimdi 2 sene sonraki bedenimi de bilmiyorum. Almışım, çok da beğenmişim ama dolap bekliyor. Böyle olunca ben onları da koymuştum. Bayağı da sevdiniz. Teşekkür ederim. Şu anda azız. Az kişiyiz. 300 kişi falan var galiba dolapta ama sizleri de beklerim. Şu arkamdaki kütüphaneye de bakalım. Ondan sonra da ben artık süt sığıp yatıyorum. Şöyle kütüphanenin duruşu. Daha birçok eksik var. Şu yine dolaptan aldım. Çok güzel bir mum yapan sayfalar var. Onların bir tanesinden şöyle zikzak mumlardan aldım. 2 tane burada. Bir tane burada. Bir tane burada zikzak var. Aynı sayfadan bir tane de bubble mum aldım. Şöyle üst taraflara kahverengi. Yani genel olarak böyle bejler, kahverengiler koydum. Maalesef bilgisayar şu anda burada. Çünkü şurası şöyle gördüğünüz üzere dolu. Masayı da biliyorsunuz yeni aldık. Daha sandalyeler almadık. Şu sandalyeler artık oturulunca neredeyse yere yapışacağız. Çok kötü durumda ama en azından bir sandalye olsun. Yani ani oturmamız gerekir diye. Onlar orada duruyor. Geri kalan da normal oturduğum bu. Çalışma masasından getirdim bunu. Burayı bu yüzden hiç görmeyin. Şu duvara yine Demonta'dan aynı şekilde bir raf söyledim. Rafın üstüne şunlardan gelebilir. Şunun gibi böyle pano gibi şeyler koyulabilir. Ona bakacağız. IKEA alışverişlerimden bir tanesiydi biliyorsunuz şu saksı. Şimdilik buraya koyduk. Yani her şey değişecek ama size bir göstermek istedim öncesinde. Alt tarafa da eski kitapları koyduk. DVD'leri koyduk. Yine kitaplar var. Öykücük emeklemeye, yürümeye başladığında bunların hepsi boşalacak. Ama şöyle yaptık. Dün Emrah bunu duvara sabitledi. Böylece en azından sağlam oldu yani. İçimiz rahat etti. Bunu da bu arada boyamayacağım. Vazgeçtim. Bu burada kalacak muhtemelen. Çünkü seviyorum ben yani. Bilmiyorum, sevenleriniz de var, sevmeyenleriniz de var. Ama ben de
sevmeyenleriniz şuradaki dağınıklıktan dolayı sevmiyor olabilirler. Buraya daha aynı tonlarda kitaplar vesaire gelecek. Bak bu daha güzel gözükecek. Söz veriyorum. Yani salonda da bir değişiklikler var. Mesela işte o rafın yanına şöyle makromeler, Afrikan tabaklar falan var. Biliyorsunuz bu aralar çok meşhur. Onlardan çok istiyorum. Önce rafı asıp ondan sonrasına da bakarız muhtemelen. Vallahi bizde durum böyle arkadaşlar. Şimdi ben artık birazcık süt sağıp, çünkü Öykü birkaç saat daha uyur muhtemelen. Gece çok kolay oluyor. Böyle yatmadan sığıp bir gece uyanmasında ona onu vermek. Sonrasında zaten o anda da emziriyorum ama böyle ne bileyim daha çok anne sütü almış oluyor. Bence çok daha güzel oluyor. Bu arada Sosyopix'ten bugün Öykü'nün çektiğim fotoğraflarını da siparişini verdim. Böyle 2 ayda bir yapıyorum. 2 aylık olan, iki ay içerisindeki çektiğim fotoğraflardan, bu klasik kartlardan oluyor ama uygun da fiyata geliyor. Onlardan böyle tamamlayacağım. Bakalım onlar da tekrar gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi artık hazırlanma vakti ve yatma vakti arkadaşlar. Sizden bu vlogda tek bir şey rica edeceğim. Haftalık 3 videoya çıkarmayı düşünüyorum. En az ikisini vlog olarak. Çünkü hem böyle günümü sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Hem Öykü'nün de büyüdüğünü videolardan görmek çok hoşuma gidiyor. Ben inanın geçen böyle Öykü'nün 1-2 aylık kısmını böyle editlemiştim ya, onu defalarca izledim televizyonda. Çok seviyorum böyle buna şahit olmanızı, gözümüzün önünde büyüyor demenizi. Çok mutlu ediyor bu beni. Bu yüzden daha sık vlog paylaşmak istiyorum. Yani haftada 3 diyorum, ha tabii 2 olur. Hani olur ama daha sık paylaşmak istiyorum. Bu yüzden sizden yorum rica edeceğim. Ve beğeni rica edeceğim. Bu videoya bir beğeni patlaması yapalım. İzleyen herkesten bir beğeni bırakmalarını rica edeceğim. İsteyenler de lütfen yorum yazsınlar. Daha çok vlog görmek ister misiniz? Bu iyi bir fikir mi? Başka neler çekmemi istersiniz? Ne yapabilirim? Bilmiyorum, şimdi Ramazan da geliyor. İşte yemek hazırlıklarını falan yapabiliriz. Ben bu Ramazan özellikle emzirdiğim için maalesef oruç tutamayacağım ama Emrah oruçlu olacak. Ona işte sofralar kurarken vesaire sizinle paylaşırız. Güzel olur diye düşündüm. Ne bileyim işte market alışveriş yapıyoruz. Bazen Öykü'yle dışarı çıkıyoruz. Öyle şeyler oluyor. Genelde ev hali oluyor. Özellikle koronada maalesef ki dışarı çıkamıyoruz biliyorsunuz. Böylece bana da arkadaşlık yapmış oluyorsunuz. Sizleri yanımda görmek beni çok mutlu ediyor. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Başka videolarda, başka vloglarda, başka anılarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın.